Pınar Gelin'in mutfağı metrekare olarak hayli küçük. Dolayısıyla üst dolaplarla tezgahın beyaz olması yerinde bir karar. Ancak aynı şeyi taş desenli gri duvar kağıdı için söylemek zor. Country tarz mat leke alt dolaplarda rustik kulplara yer verilmiş. Doğalgaz borusunu yapay sarmaşıklarla kapatan Pınar Gelin, pembe baharat takımıyla mutfağına renk katmış. Son olarak ekru rengi düz tül perde mutfağa uygun olsa da kornişin açıkta duran görüntüsünün göz yorduğunu belirtelim ve sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. Evet, senden başlayalım yine Burcucuğum. Ben dolapların üzerindeki boruları çok açıkta ve özensiz buldum. Bir de özellikle tavan boyalarında yani sanatsal bir çalışma yapılmış gibiydi. Bütün duvar boyalarının hepsinde tavanda da vardı. Onları birazcık düzeltmesinde iyi olurdu sonuçta. Hani bir bakabilirdi o kenarlara, köşelere. Evet. Ne diyorsun Pınar? Yine bir talihsizlik yaşadım, onu anlatacağım. Biz boyacı tuttuk. Evet. Boyacı bütün boyalarının şeylerini, rulonu falan aldı geldi. Bir gün yaptı, sonra parayı aldı, kaçtı gitti. Aha. Devamlı siz mi boyadınız? Devamlı kayınpederim boyadı. Onu da elinden geldiği kadarını. Ondan sonra zaten boyacılara güvenemedik. Peşin niye verdiniz boyacını? Taksit de versene. Bir an önce eve girmek için verdik. O da bizi kazıkladı. Çok üzüldüm. Peki eşin bulamadı mı o boyacıyı? Ya eşim buldu da şey ne yapmak oldu? İstemedi. Hani biraz yaşlıydı da açıkçası. Üstüne Allah gitmek istemedi. Allah. Ama kendi evi aslanım. Keşke bir yeni boyacı tutsaydı da biraz düzeltseydi. Ya, o zaman benim inşaat olduğu için o kadar da böyle maddi olarak pek imkanımız yoktu. Tabii ev almışlar, eve para yatırmışlar kendi vesaire. Kendi de rutuş yapabilir, ufak şeyler. Hiç imkan hayatım şeyler. Kolay mı bu zamanda bir evi badana boyacı sokacaksın, o alacak paraları gidecek, sonra bir daha badanacı boyacı tut. Evet, talihsiz para olmuş. Ver. Evet. Yani parayı sokakta toplamıyoruz yani, kolay evet. Değil. Hakikaten büyük talihsizlik olmuş. Geçmiş olsun. Evet, devam ediyor musunuz mutfakla ilgili yani yorumlara? Sen çok... Evet. Neler yaşamışsın evet, ya sen? Çok talihsizlik yaşadım. Gerçekten çok üzüldüm. Yani boyacı kaçmış. Bu kadar. Sen de ağlama şimdi. Yok, ben ağlamam. Ben ağlamam, merak etmeyin. Hiç ağlayacak göz var mı ondan? Bana başka bir şey olmaz. Hiç merak etmeyin. Empati de duygusu çok yüksek. Peki evet. Yorumumuza devam edelim. Mutfak yorumuna. Mutfak, ben mutfakta da yine aynı duvar kağıtlarından gördüm. Evet. Ama mutfağı gerçekten olmamış. Düz bir desen seçseydin mutfağı daha büyük ve ferah gösterirdik ki çünkü mutfağın çok küçük yani. Küçük. O yüzden ama dolaplarının rengini beğendim, gri olmasını. Buzdolabına uyum sağlamış bence. Onun dışında halı yine mutfağa olmamış. Çok küçük. O halı oraya çok büyük. Yani böyle kaplamaya çalışmışsın gibi olmuş. Oraya daha minimal, sade, düz bir şey seçseydin kare şeklinde daha iyi olurdu. Yani mutfağın zaten küçüktü. Küçük, evet. Oradaki raf detayı, daha rafı böyle düz beyaz seçseydin yine bir bütünlük sağlayabilirdin. Duvar kağıtlarıyla aynı şekilde. O raf da oraya hiç olmamıştı bence. Ya, mutfağım çok küçük evet. Olduğu için evet. Hani raf yapmaya çalıştım. Ya canım, raf bir rafla ilgili girmişken ben de hatırımdayken hemen söyleyeyim. O rafın üstüne mesela bir pişirme makinesi koymuşsun ama çok yüksekte. Ona nasıl ulaşıyorsun? Yemeklerini nasıl hazırlıyorsun? Kullanmak istediğim zaman onu aşağı indiriyorum. Peki İşim ben sana bir kolaylık söyleyeyim. Bence böyle yapsan daha güzel. Mesela tezgahının üstünde böyle tuzluk, şekerlik gibi baharatlığı vardı. Evet. Baharatlığını istersen oraya koysan, makineni aşağı koysan bence hem daha güvenli olur hem daha hoş durur. Hangisini daha sık kullanıyor onu soralım istersen. Baharatlarımı daha sık kullanıyorum. Hani fırınımda ama olduğu için. Ama makinenin o yukarıda ne işi var? Bence ya, elimin altında mantıklı olmasını bir görüntü istemedim. Değil aslında. Ama baharatlıklar yüksek olabiliyor. Ama baharatlar tuzdur, yemek şekerdir, yapıyoruz. Biberdir. Yani benim de mesela ocağımın hemen tık yanındadır. Elimin evet. Altındadır yani. Çünkü daha sık tezgahında kullanılan da şeyler. Tezgahında da yer vardı bu arada. Bence yine kullanabilirdi. Kaldırdım ben çoğu şeyi. Tezgahım küçük olduğu için. Yorum yapamadın. Herhalde korktun birazcık Pınar'ın. Yok hayır, ne korkacağım. Yok, hayır, ben yorum yapacağım. Sultan, seni böyle bir toz bezi olayından sonra biraz böyle hani bir... Down oldun sen. İyi misin? Çünkü çok terbiyesiz hareket yaptığı için bezi bana fırlatması, bağırarak çıkması. Sadece evet, burada ben değil, size de saygısızlık yaptı aslında. Talihsiz bir hareketti. Gerçekten evet. Öyle. Sinirlerine hakim olamadığını... Olamıyorsun. Yok, olamıyorum. Gönlümüz alır. Olmak herhalde. Zorundasın canım. Biraz biz de sinirimize hakim olamıyoruz ama olmak tamam, zorundayız. Sen de bana fırlatasın gönlünde o zaman. Ben seni yaptığın saygısızlığı yapmam. Herkes kendine yakışık tamam, yapar. Tamam, şey değil. Bezi kim daha fırlatır ya. Hakim olmaya çalışalım. Biz genciz. Sizler gençsiniz, daha yeni evlisiniz. Hani evet. Hoş karşılanmaz şimdi, aileleriniz de izliyor. Sinirlerinize sahip olun. Anladınız mı? Tedavi görelim. Yani aileler de izliyor. Bence güzel yorumlar yapmayabilirler. Yani kendinizi de zor durumda bırakmayın. Anlatabiliyor muyum? Ha, peki. Ben evet. Baharatlıktan bahsetmişken
Mutfağın hani beyaz eşyalarının gri kullanması ve dolaplarının gri olması gayet uyumlu buldum. Evet. Hani farklı renklerde beyaz eşya kullanmamış. Ama o pembe baharatlıklar mutfağa asla uymamış. Çok pembeyi çok seviyor herhalde. Evet, pembeyi seviyorum. Beyaz eşyan da pembe alsaydın o zaman. Yoktu. Özel üretim yaptırabilirseydim yaptırabilirdim. Var. Ararsın. Benim zamanımda yoktu. Pembe kaplasaydım. Patateslik soğanlık o da pembe. M.Ö'den önce mi? M.Ö'den önce. M.Ö'den önce mi? Şey evli oldum ben için. M.Ö'den sonra mı oraya takıldım benim zamanımda deyince. Fiyatlarını söyleyeyim istiyorsanız beyaz eşyalarımın komple fiyatı 18 bin. Toplam mı? Toplam. Hı. Neler var bunun içinde? Buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, ankastre set. Ne zaman aldın? 3 sene önce. 3 yıl uygun. Önce. Ankastreyle birlikte çok evet. Uygun. Gayet. Bence de gayet uygun. Fiyat olarak. Bakınca. Evet. Ben de o şu dönem çünkü elimi dizdim. Ankastreyle birlikte bence çok uygun olmuş. Evet şu an daha bravo. Pahalı. Bir de o perde, o mutfağa hiç olmamış. Ya genelde mutfakta fazla perde kullanmak istemiyorum ama onu oraya şey yaptım, astım. Çünkü gördünüz zaten. Duvara bakıyor. Duvara bakıyor. Diğer binanın. Hiçbir şey yok. Karanlık. Evet. Hani kullanmasam da olurdu ama perde olsun diye taktım onu oraya. İyi yapmışsın bence, ona bakacağına. İçim karardı. Evet. Görüntüyü kapatması bence daha yerinde olur evet. Değil mi? Bir de mutfakta bir sebil vardı. Yani evet. Mutfağa sence uymuş muydu? Uyumlu. Yani, soğuk suyu oradan daha rahat kullanmak için onu oraya koydum. Ama görünüş olarak uygun muydu peki biraz sence? Ortada olarak. Gibi mi sanki? Hem konum olarak hem de ne bileyim yani oraya mutfağın çok büyük değil mi? Mutfağın küçük olduğu için sebillerinde böyle damacanasının görünmeyen modelleri var. Onu tercih edebilirdim. Bunu tercih ettim. Daha minimal olabilirdi. Ev genel olarak küçük. Küçük. Nerede kullansın ki zaten? Ama oraya mutfak çok küçük. Mutfağı çok suyu büyük bir sebil. Suyu nerede içiyorsunuz? Gidip nereden alıyorsunuz suyu? Yatak odasından mı? Buzdolabından. Tamam mutfak nerede? Buzdolabı nerede? Mutfakta. Mutfakta. Mutfak küçük olduğu bravo. İçin bence diğer modelden tercih etsem yani daha bunu tercih ettim. Benim nacizane mum gibi ortaya koymuş. Peki bir şey soracağım. Olmak zorunda da o değil. O küçük dedin, küçük olan. Peki arkadaki depoyu nereye koyacak? O damacanası içine yerleştiriliyor. Aslında evet. Yeni modeller küçük. Var o şekilde. Yani küçük dediğim sadece damacanası görünmüyor. Daha güzel, hoş bir görüntü. Daha doğru. Minimal evet. Duruyor. Belki onu bilmiyordur. Bilmiyordum, yeni öğrendim. Evet. Evet, ben de. Ayrıca mutfaktaki de avizen. Hem, mutfak avizesi. Hem tozluydu hem de hiç güzel değil. Avizeler Mina'nın uzmanlık alanı lütfen evet. Ona bırakırsan. Ama şimdi söylememiz gerekiyor sözü. Maalesef. Avizelerde sıkıntı var nedense bütün evlerde. Bütün evler derken? Daha henüz görmedim, göreceğiz. İki ev gördünüz. Göreceğiz. Evet. Mutfağı uyumlu buldum. Onun için onu orada kullanmak istedim. Mina'cığım bu avizeye de laf etmek ister misin? Bunun da bir ampulü yok. Bunun da bir ampulünü takmadım. Düşmek üzere o da bir sallantısı var orada. Bir yok, de ahşap yok. Galiba böyle doğadan bir parça, odun evet. Parçası. Salona yani hiç uyumlu değil. Bir şey söyleyeceğim ya, mutfağı yorumlarken birden nasıl salona gene döndünüz? Unutmuşuz aslında. Avizeleri unutmuşuz ya. Avizedeyken o zaman mutfağın avizesinin fiyatını merak ettim. 50 TL'ye aldım onu. Çok uygun. Evet. Tebrik ederim. Benim de avizelerim süper. Güzel uygun fiyatta aslanım. Göreceksiniz gerçekten yarın. Tebrik ederim. Çok peki uygun. Perden, mutfak alın. Fiyatları nedir? Mutfak alımı 100 TL'ye aldım. Yine perdemi de 100 TL'ye aldım. Oh, çok güzel. Güzel. Süper. Bravo. Değil mi? Gayet evet. İyi. Uyumlu fiyat olunca olarak. Fiyatlar güzel. Başka eklemek istediğiniz, sormak istediğiniz bir şey var mı? Yok. Sadece mutfağındaki o baharatlık ve soğanlığı kaldırıp... İkisi de pembe olduğu için öyle kullanmak aslanım. İstedim. Allah Allah. Ama pembe far sürmüş kendisi. Alerjisi var. Lila sürdüm aslanın kıyafetimle uyusun vallahi diye. Vallahi pembe duruyor. Buradan ben pembe görüyorum göz zaten kapaklarındaki simli. Zaten yanında bir pembiş hanım oturuyor. Pembe benim bak. Prenses gibi geldim bugün. Evet maşallah hep aşk öylesiniz. Kuşko. Hepiniz prensesiniz. Siz de öylesiniz. O zaman haftanın ödüllü oyununa geçelim mi hanımlar? Hadi geçelim. Geçelim. Bakalım bugün ne kadar havuç rendeleyecek? Çok rendelerim. Hadi gelsin görelim. Havuçlar.